Çiçekler açmak için, kuşlar böcekler ötmek için, kelebekler uçmak için seni bekler. Başlıyor. Ama bu benim için diğerlerinden çok farklı bir gün. Tatil bitti artık. Bugün çok mutlu bir sene geçirdiğim konservatuvarıma, arkadaşlarıma ve ona 4 ay sonra ilk defa göreceğim Cemile'ye kavuşuyorum. Fakat belki de içine kapanık bir insan olduğum için bu aşkımı ona bir türlü açıklayamadım. Ama ne önemi var? Gene koca bir ders yılı onunla beraber olacağım. Bunu düşündükçe sevinçten içim içime sığmıyor. Bütün yaz zaten Halil'i bekledim. Güya tatilin son bir ayını İstanbul'da geçirecektin de biz de seni görmek şerefine erişecektik. Biliyorsun Balıkesir'de ailemin yanındaydım. İnsan hiç olmazsa 2 satır bir şey yazar. Bir hatır sorar. Haklısın ama olmadı işte. Sen birini mi arıyorsun? Evet, Cemile'ye baktım, daha gelmedi galiba. Boşuna arama, henüz gelmedi. Hiç derse saatinde geldiğini gördün mü Cemile'nin? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Merhaba. Oh, merhaba. Ne haber? Merhaba. İyilik. Bak, eğer kendini affettirmek istiyorsan bu akşam bizimle Nesrinler'deki partiye gelirsin, olur mu? Merhaba. Ah, oh, merhaba. 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 Nasılsın? İyiyim. Merhaba Cemile. Ay, merhaba. Nerede?
Yaşa Cemile. Solo'yu çok güzel yaptın. Aa, oldu mu? Tabii. Sahi, oldu mu? Becerebildin mi? Şimdi beni dinleyin çocuklar. Giriniz. Özür dilerim efendim, biraz geciktim. Kızım, sen hiçbir zaman vaktinde derse gelmeyecek misin? Şey... Vesait meselesi, biliyorsunuz bu saatlerde yollar çok tıkalı oluyor. Ne demek? O zaman insan evden biraz erken çıkar. Efendim, yolların tıkanacağını nereden bilsin? Saçma! Bir şey öğrenmeye niyeti olan insan, derse vaktinde gelir. Efendim, derse zaten yeni başlamıştık. Sonra bu bahisleri geçen sene de okumuştuk. Hem Cemile çok çalışkan bir talebedir, bu bahisleri iyi bilir. Cemile'nin iyi talebe olduğunu ben de bilirim. Ama bu derslere geç gelmesi için sebep değil. Hem sonra... Sana ne oluyor be kuzum? Sen onun avukatı mısın, ha? Hayır hocam ama... Madem ki bu bahisleri ikiniz de çok iyi biliyorsunuz, sınıftan çıkın da bilmeyen arkadaşlarınız dersi takip edip öğrenebilsinler. Buyurun efendim. Ama hocam... Bırak şimdi gevezeliği, hadi. Çeneyle kaybedecek vaktimiz yok. Hadi, buyurun bakalım dışarı. Haylazlar sizi. Beni koruduğunuz için size teşekkür ederim Ercüment. Ama gene de lafa karışmamalıydınız. Hoca size çıkışınca kendimi tutamadım. Bakın, benim yüzümden bir ders kaybettiniz. Değer miydi? Değerdi tabii. Şu anda seninle beraber olabilmek benim için kâfi Cemile. Benimle beraber olmak mı? Anlayamadım. Zamanlar biraz güçlük çektim ama yalnız yaşamaya alıştım artık. Cihangir'de ufak fakat çok rahat bir dairem var, orada kalıyorum. Peki ailenden kimse ara sıra seni yoklamaya gelmez mi? Pek gelmezler. Bizimkiler Balıkesir'deki çiftliğe öyle alışmışlar ki... ...başka bir yerde insan rahat yaşayabileceğine akılları yetmez. Zavallı oğulları böyle bir mahrumiyete katlanmak zorunda olduğu için de pek üzülürler. Hakları da yok değil. İşte artık hakkımda her şeyi öğrendin. Şimdi sıra sende. Sıra bende mi? Tabii. Kendinden bahsetmeyecek misin? Benim İstanbul'daki hayatım da seninkinden farklı sayılmaz. Bizimkiler Antalya'da oturuyorlar. Ha. Burada dayımın yanında kalıyorum. Öyle mi? Dayın ne iş yapar? Tüccar. Vaziyeti çok iyi. Arabası falan da var. Ha. Beni çok sever. Ercüment, biliyor musun çok iyi bir arkadaşsın sen. Senin yanında garip bir rahatlık hissediyorum. Bak, bir senedir aynı mektepte okuduk da birbirimizi yakından tanımak fırsatını bulamadık. Evet, pek beraber olamadık. Ama ben tanıdığım günden beri daima seninle ilgilendim. Öyle mi? Evet, sen bunun farkında bile değildin tabii. Seni ilk gördüğüm gün üzerinde kırmızı bir bluz vardı. Sana öyle yakışıyordu ki. Ama bir müddet sonra onu giymez oldun. Buna bayağı üzüldüm. Sene sonuna kadar bir gün mutlaka giyecektir diye bekledim. Bayağı ıslandık. Of, amma yağıyor. Ne yapacağız şimdi? Biraz bekleyelim diyeceğim ama pek diniciye benzemiyor. Ah, öyle. Dininceye kadar da burada duramayız zaten. Bir yere sığınmak lazım. Canım çay içmek istiyor. Bir pastaneye kadar gidebilsek? İstersen bize gidelim. Hemen arkadaki sokağın içinde oturuyorum. Güzel bir çay yaparım sana. Biraz ısınırız. İster misin ha? Tabii. Neden istemeyeyim? Madem yakında oturuyorsun. Buyur canım, gel. Çıkar paraşütünü sen de. Bir dakika, şimdi geliyorum. Al, kurulan. Benim resmim bu değil mi? Evet. Peki, ressam değilim ama demek benzetebilmişim.
Çok güzel olmuş. Üstelik modelsiz yapmışsın. Modele ihtiyaç yok. Senin yüzünü o kadar iyi biliyorum ki gözlerim kapalı bile çizebilirim. Ne zaman yaptın bunu? Çok olmadı ama bu yaptığım ilk resmin değil ki. Aa, başkaları da mı var? Evet. Yanımda olmadığın zaman onlara bakarak seni seyredebilmek imkanını buluyorum. Hadi onları da göster bana ne olur. Aa, gösteririm tabii ama dur önce ocağa bir çay koyayım. Ha, olur. Edilmiş bir parça. Güzel mi? Senin için bestelenmiş bir şarkının kötü olması imkan var mı? Beni şımartıyorsun Ercüment. Sana şimdiye kadar itiraf edemediğim aşkımın bir ifadesidir o. Ne güzel sesi var. Çok iyi bir piyano galiba. Evet, babamın hediyesi. Bu evde gördüğün en kıymetli eşyamdır. Çalsana biraz. Ne çalayım? Bunu. Çiçekler açmak için, kuşlar böcekler ötmek için, kelebekler uçmak için. Thank you.
Mercimek, seni burada göreceğimi hiç sanmazdım. Neden? Okulun çaylarına gelmek adetin değildir de ondan. Benim bildiğim Mercimek bu gibi toplantılardan fellik fellik kaçar. Amma yaptın. Seni aramızda görebilmek şerefini Cemile'ye borçluyuz galiba. Herhalde o getirdi seni. Edelim mi? Sen bilirsin. Müsaadenle Nevzat. Müsaade etmesem ne olacak yani? Anlaşılan Cemile bütün dansları peylemiş. Nasılsa bize dans sırası düşmez. Canım ne olacak, bu senin için mesele mi? Bak, salonda dansa davet edebileceğim bir sürü erkek var, değil mi? Müsaadenizle. Yalnız benimle dans etmen Necla'nın pek hoşuna gitmedi. Belki senden dans etmek isteyen onun gibi başkaları da var. Başkaları mı? Etrafımızda başkaları da mı var? Alay mı ediyorsun? Hayır, sahi söylüyorum. Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki. Neden saatine bakıyorsun? Gitmem lazım Ercüment. Niye? Daha çok erken. Henüz saat 6. Çayın bitmesine 2 saat var. Biliyorum ama eve erken dönmek istiyorum. Dayım birkaç gündür biraz rahatsız. Onu yalnız bırakmam doğru olmaz. Gecikmem diye söz verdim. Anlıyorum. Yazık, ne güzel eğlenecektik. Ama sen kalıp eğlenebilirsin. Ben şuradan bir şeye atlar giderim. Sen olmadıktan sonra burada kalmamın benim için ne değer var? Seni evine kadar götüreyim. Buna hiç lüzum yok. Ben yalnız da gidebilirim. Aşk olsun. Benim maksadım yol boyunca yarım saat daha seninle beraber olmak. Herhalde buna mani olacak değilsin. İşte geldik. Çok güzel bir bina, sizin mi? Dayımın apartmanı. Ercüment, buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Ne demek ki, vazifem, ben sana teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sana da, dayına hürmetlerimi söyle. Hı. Getirdim dayıcığım. Anlat bakalım, nasıl geçti mektebin çayı? İyi eğlendin mi? İşte fena değildi. Ama fabrikaya yetişmek için erken ayrılmak zorunda kaldım. Öyle ya, ne yapacaksın? Öyle. Nimet ablacığım, elbiseni getirdim. Acelesi neydi kızım? İşine yaradı mı bari? Tabii, üzerime tıp atıp oturdu. Sana çok teşekkür ederim ablacığım. Ay canım, ne olacak, lafım olur. Ben müsaadenizle hemen gidiyorum. Fabrikaya yetişmem lazım. Hadi hadi, gecikme. Hadi güle güle. Güle güle. Zavallı yavrucak. Bir yandan sabahlara kadar fabrikada çalışır, bir yandan okumaya uğraşır. Harap olup gidiyor, Allah yardımcısı olsun. Thank you.
geldin mi güzel kızım? Ben de sana çay hazırlamıştım. Hadi otur sofraya. Çok yoruluyorsun değil mi kızım? Gece fabrika, gündüz mektep kolay mı? Ne yapacaksın dayıcığım? Okuyabilmek için çalışmaya mecburum. Keşke daha fazla kazanabilsem de seni de gece yarılarına kadar çalışmaktan kurtarabilsem. Ah yavrum, benim için bir şey yapmana lüzum yok kızım. Sana çok şey borçluyum dayı. Annemle babamın ölümünden sonra beni sen yetiştirdin. Bu yaştan sonra gazinolarda çalışmanı ister miyim senin? Bırak şimdi bunları. Hadi bir iki lokma bir şeye de hemen yat. Sabaha ne kaldı şurada? Bir iki saat uyusan kârdır. Her gece uykusuz kalıyorsun. Beni asıl harap eden bu uykusuz geceler, bu yorgunluk değil de mektepteki garip durumum dayı. Ne varmış mektepteki durumunda? Orada herkes beni çok zengin bir ailenin kızı olarak bilir. Bir de şu halime bak. Peki ama yavrucuğum, neden böyle bir oyun oynamaya lüzum gördün? Zengin olmamak, çalışmak ayıp değil ki. Doğru. Çalışmak ayıp değil. Fakat etrafımdakiler hep zengin ailelerin çocukları. Beni böyle olduğum gibi tanırlarsa kendilerinden aşağı görürler. Küçümserler gibi geldi bana. Sonra bunun manasız bir korku olduğunu anladım. Ama oyuna başlamıştım bir kere. Geri dönemezdim. Şimdi durumum daha da güçleşti. Çünkü aynı yalanı Ercüment'e de söylemek zorunda kaldım. İşte bu çok fena. Evet, fena. Onu aldattığım için öyle utanıyorum ki. Ercüment çok zengin bir ailenin çocuğu. Hakikati öğrenirse belki benden uzaklaşır. Bunu düşünmek bile uykularımı kaçırıyor. Onu çok seviyorsun değil mi? Çok, çok seviyorum dayıcığım. Peki, neden ona her şeyi anlatmıyorsun? Daha önce söyleseydim belki olurdu. Ama artık çok geç. Bundan sonra itiraf edemem. Onu kaybetmeyi düşünmek bile benim için çok acı. Anlıyorum yavrum. Fakat fakirlik ve çalışmak zorunda olmak ayıp değil ki. Hele senin gibi cemiyet içinde iyi bir mevki sahibi olabilmek için çalışmak hiç de ayıp değildir. Hadi yavrum yat artık. Neredeyse sabah olacak. Dinlenmeye ihtiyacın var. Hiç düşünme bunları. Elbet günün birinde her şey yoluna girer. İyi geceler. İyi geceler. Çok kalacak mısın Balıkesir'de? Sanmam. Herhalde bir iki gün içinde dönerim. Babamın niçin çağırdığını anlayamadım ki. Telgrafta sadece çok önemli bir mesele görüşmek istiyorum diyor. Hepsi o kadar. Neden durgunlaştın? Bilmem. Sana öyle alıştım ki. Biliyor musun, ilk defa ayrılıyoruz. Biliyorum. Bu ayrılık benim için de kolay olmayacak. Ama merak etme, hemen döneceğim. Sana tekrar kavuşacağım anın heyecanını şimdiden yaşamaya başladım. Uçak kaçta kalkıyor? Akşam saat 7'de. Kart basmaya kalkma. Saate baksana kızım. Vardiya başlayalı 45 dakika oldu. Bu akşam çalışsan da yövmeyi alamazsın. Lütfen, rica ederim. Sakin olun, lütfen, rica ederim. Ne olur. Hay Allah kahretsin. Nerede kaldı bu kadın? Hiç bu kadar gecikmemişti. Dün akşam yaptığınız münakaşadan sonra bir daha geleceğini hiç sanmıyorum. Peki ne yapacağız? Mutlaka bir çare bulmak lazım. Nimet sahneye çıkmazsa bu herifler salonu yıkabilirler. Cemile! Kızım sen ne arıyorsun burada? Fabrikaya gitmedin mi? Gittim dayı. Ama biraz geciktiğim için vardiyayı almadılar.
Tahsin efendi, ne yapacağız? Mutlaka bir çare bulmak lazım. Ne oldu? Nedir bu telaşınız? Ne olacak? Nimet gelmedi. Salondakiler de illa onu istiyorlar. Neredeyse salonu yıkacaklar. Peki onun yerine çıkacak başka bir şarkıcı yok mu? Yok ya. Kim demiş yok diye? Cemile var. Cemile mi? Aa. Tabii, merak etme. Hem çok daha güzel olacak. Dayı nasıl olur? Ben nasıl sahneye çıkarım? Bal gibi olur, merak etme. Bir kere. Ooo, sen ondan çok daha güzelsin. Bal gibi olacak. Dünyada yapamam. Ben seyirci karşısında şarkı söyleyemem. Söylersin. Öyle bir söylersin ki sen o tarafını bana bırak. Yalnız sen şimdi hemen pardösünü çıkar. Ben seni seyircilere takdim edinceye kadar sen hazırlan, arkamdan gel. Aa, hemen gel. Hadi. Bir dakika, sakin olun. Okuyucu Nimet Hanım maalesef rahatsızlığı dolayısıyla bugün gelemedi. Onun yerine size büyük bir sürprizimiz var. Durun, şimdi size yepyeni bir şarkıcı takdim edeceğim. Nameleri bilirsin helalde değil mi? Aldırma onları, hadi sen söyle. İnleyen nameler çocuklar. Yaşa be Cemile, kurtardın bizi. Oldu değil mi? Becerdim galiba. Tabii becerdin, alkışları duymuyor musun? Yavrum, altın sesli kızım benim. Ben demedim mi size sesine bayılacaklar diye? Artık bu gazinonun yıldızı sensin, her gece sahneye çıkacaksın. Her gece mi? Peki fabrikadaki işim ne olacak? Her gece bir saatlik programın için 150 lira vereceğim sana. Ama fabrika? Onu da bırakırsın gider. Kaç para geçiyordu eline zaten. Yorulduğuna değmez. Bunları sonra konuşuruz. Hadi durma, çık sahneye. Baksana salon bu sefer de alkıştan yıkılacak. Hadi. Hadi çıkalım. Hadi Cemil'cim gel. Senin de çiftlikte bulunman iyi tesadüf oldu. Seni çok özlemiştim Nevin. Sahi mi? Benimle geçireceğin birkaç günün senin için önemli olduğunu öğrenmek beni sevindirdi.
Bundan tabii ne olabilir? Biz senden çok eski arkadaşız. Çocukluğumuz beraber geçti. Hep küçüklüğün gözümün önüne geliyor. Böyle iki tane örgü vardı saçında. Onlara kordele bağlardın. Komikti ama sana yakışırdı. O günler çok geride kaldı Ercüment. Belki farkında değilsin ama saçlarım epey uzadı. Tabii Nevin, tabii uzadı. Farkında olmaz olur muyum hiç? Sen şimdi var mısın benden bir yarışa? Hadi bakalım çiftliğe kim önce varacak? Ha? Hadi. Hadi. Ah deli çocuk, mutlaka Ercüment'in başının altından çıkmıştır bu iş. Birbirlerine pek de yakışıyorlar değil mi? Evet, hem de çok. Ercüment'e bir şeyden bahsettin mi? Hayır, daha bahsetmedim ama bugün bir ara konuşuruz. Tebrik ederim. Siz yarışa kalktınız değil mi? Dürbünle sizi seyrettim. Evet efendim ama maalesef ben kaybettim. Aldırma, hadi gelin de sıcak bir çay için. Müsaade ederseniz önce üstümü değiştireyim. Gel kızım, biz içeri girelim. Gel bakalım delikanlı, biz de seninle biraz dertleşelim. Seninle konuşacaklarım var. Ercüment'in de çiftlikte bulunması ne iyi tesadüf oldu. Onu öyle özlemiştim ki. Tesadüf değil kızım. Onu bilhassa çağırdık. Bilhassa mı çağırdınız? Evet yavrum. Beraber olmanızı istedik de ondan. Hakkımızda çok hayırlı bir kararımız var. Sizi nişanlamayı düşünüyoruz. Oh, teyzeciğim. Ha, şimdi anlıyorum. Demek telgraftaki çok önemli mesele buydu. Evet oğlum, buydu. Vallahi babacığım Nevin'i çok severim. Bir kardeş gibi beraber büyüdük. Fakat onunla nişanlanmayı hiç düşünmedim. Vallahi teyzeciğim, bilmem ki ne söyleyeceğimi şaşırdım. Sen de benim bir kızım sayılırsın. Rahmetli amcamın yadigarısın. Senin Ercüment'le bir yuva kurduğunu görmek beni çok mesut edecek yavrum. Önce aramızda bir nişan, sonra Ercüment konservatuvarı, sen de mektebi bitirir bitirmez güzel bir düğün yaparız. Benim fikrim almadan böyle bir nişan kararı vermekle hata etmişsiniz baba. Ana babaları evlatları hakkında hayırlı olacak bazı kararları verebilirler oğlum. Asi bir evlat değilim. Hakkımda vereceğiniz herhangi bir karara itiraz etmem. Fakat bu konuda benim de fikrimi almanız gerekirdi. Çünkü evlenecek olan benim. Seni üzerinde bembeyaz bir gelinlikle görür gibi oluyorum. Niye durgunlaştın? Yoksa Bahadır'a sevinmedin mi? Ah, sevinmez olur muyum hiç? Nereye gidiyorsun? Üzerini değiştirmeyecek misin? Yok, lüzum yok. Böyle de çıkabilirim. Hemen kesip atmadan bu meseleyi biraz daha düşünmeni tavsiye ederim oğlum. Düşünecek bir şey yok baba. Bu husustaki kararımı söyledim. Sahi mi söylüyorsun? Ha, tabii. Size harika bir sürprizim var. Öğrenince öyle şaşıracaksınız ki. Aa, bayağı merak ettim. Hadi lafı uzatma da söyle. Dünyada söylemem. Tadı kaçar sonra. Bu gece hep beraber bir yere gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Nereye? Bir gazinoya. Büyük sürprizi orada gözlerinizle göreceksiniz. Çok ama çok şaşıracaksınız. Gönül penceresinde ansızın yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkımın kırık bir güftesiydin, niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Ne çok
çok hatırlar mısın aşiyan yollarından? Ses versen duyar mısın aşiyan yollarından? Ses versen duyar mısın hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin. Nasıl, benzedi mi? Harika oldu, harika! Ay çok iyi, aferin çocuklar! Ya, harika oldu çocuklar! Çocuklar, çocuklar! Ne var? Geliyor, geliyor! Çabuk yerlerde daha gelirse! Ay! Arkadaşlar! Sizlere büyük ses yıldızı, meyhaneler bülbülü, yıldız ateşi takdim ediyorum. Yeşilim, yeşilim, yeşilim aman! Yeşil yaprak altında üşüdüm aman! Entarisi al basma, alıp duvara asma! Sen benimsin, ben senin, ellere kulak asma! Yeşilim, yeşilim, yeşilim aman! Yeşil, aha! Büyük yıldızımız aramızdaymış çocuklar! Gazino bülbülünün huzurunda şarkı söylemek haddim değil. Acaba rica etsek bize de o güzel sesini dinletir misin? Ha? Ben şarkılarımı onlardan anlayan, takdir eden insanlar için söylerim. Aşk olsun! Biz o meyhanedeki sarhoş müşteriler kadar da mı müzikten anlamayız yani? Aa, bu bize resmen hakaret! Büyük sanatkarlar alçak gönüllü olurlar. Eğlenmek bizim de hakkımız. Ne olur o güzel sesinizden bizi mahrum etmeyin. Eğlenmek ve alay etmek farklı şeylerdir. Ya, yoksa bizden utanıyor musun? utanmakta hakkı da var. Bize kendini çok başka türlü, milyoner bir dayının tek yeğeni olarak tanıtmıştı. Artık maskesi düştü. O utanmasın da kim utansın? Doğru. Ayıplıyorsunuz beni, değil mi? Çünkü sizin nazarınızda bir insanın fakir olarak dünyaya gelmesi ayıpların en büyüğüdür. Ama ne yapalım? Benim sizlerinki gibi zengin bir ailem yok. Ben okuyabilmek, hatta yaşayabilmek için çalışmak zorundayım. Ve üstelik bundan hiç utanmıyorum. Anladınız mı? Hiç utanmıyorum. Vallahi ne olduğunu ben de anlamadım. Cemile bir müddetten beri mektebe gelmiyor. Çok merak ettim, neden gelmiyor acaba? Merak edilecek bir şey yok canım. Derdimi hiç kimseye, zevke veda, neşeye de veda artık her şeye. Gönlüm heyecan, as
bu gördüklerin hakkında izahat vermemi istiyorsan benimle gelmeni rica ediyorum. Sana her şeyi anlatacağım. İşte artık hakkımda her şeyi biliyoruz. Sana kendimi başka türlü tanıtmakla hata ettim belki. Ama bunu seni sevdiğim, seni kaybetmek istemediğim için yaptım. Fakir bir kız olduğumu öğrenirsen beni terk edersin diye korkuyordum. Aşık olmak bazen insana hatalar yaptırıyor. Ama artık oyun bitti. İşte olduğum gibi karşındayım Ercüment. Hakkımda verilecek kararı sana bırakıyorum. Misafirlere bir şey ikram etmez misiniz? Açlıktan ölüyorum yahu! Ne? Şimdi size güzel bir sofra hazırlarım! Sen hiç merak etme! Şimdi! Haksız mıyım yani? Evet, sana kızdım! Ama neden biliyor musun? Aşkıma gösterdiğin güvensizlik için! Nasıl oldu da böyle bir sebep yüzünden seni terk edeceğimi düşünebildin? Hı? Ercüment! Sevgilim! Tarifsiz bir mutluluk içindeyim ki acaba seni tanımadan önce yaşıyor muydum? Sevgilim. Hemen kalkmamız lazım. Derhal yola çıkıyorum. Tabii oğlum. Madem ki Cemile'yi ailenle tanıştırmak istiyorsun, gidebilirsiniz. Niçin gitmeyeceksiniz? Müsaade ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Nikah tarihini tespit edip iki gün içinde döneriz. Tabii bizimkiler bu cici gelinlerini hemen bırakırlarsa. Onları öyle merak ediyorum ki. Hiç merak etme, hemen kaynaşırsınız. Çok tonton insanlardır.
Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Doğrusu bizi çok şaşırttınız. Değil mi hanım? Evet. Aranızda bir nişan yapmışsınız. Bir an evvel evlenmek istiyorsunuz. Nişanımıza haber veremediğimiz için herhalde bizi affedersiniz babacığım. Tabii, tabii affederim. Bu arada şu nikah meselesini halledersek... Dur bakalım, telaş etme. Sırası gelince bazı şeyler düşünürüz. Ben önce sana çiftlik hakkında bazı projelerimden bahsetmek istiyorum. Ne gibi projeler babacığım? Hanımların yanında iş konuşulmaz. Gel yukarı çıkalım da sana anlatayım. Onlar da yalnız kalırlarsa daha rahat anlaşırlar. Bir dakika yavrucuğum. Neymiş çiftlik için hazırladığım projeler babacığım? Seninle yalnız konuşmak istedim. Bizi böyle emri vaki karşısında bırakman hiç hoşuma gitmedi. Ne demek istediğini anlayamadım babacığım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Önce şu nikah meselesini aklından sil bir kere. Sonra o nişan yüzüğünü de parmağından çıkarıp... ...bu kadını hemen geldiği yere göndereceksin. Oturmaktan sıkıldınız galiba. Yok, hayır efendim. İsterseniz çiftlik binasını gezdireyim size. Biraz oyalanmış olursunuz. Siz bilirsiniz efendim. Buyurun. Fakat baba sen beni dinlemiyorsun ki. Hayır Ercüment, sakın ısrar edeyim deme. Unutma ki ben senin babanım. Ve böyle bir izdivaca hiçbir şekilde müsaade edemem. Onu hakkında karar verecek kadar tanıdın mı? Ben böylelerini iyi bilirim. Bunlar hepsi servet peşinde koşup... ...zengin koca avlamaya çalışırlar. Fakat baba dinle beni. Dayısının meyhanelerde ut çaldığını, kendisinin fabrikalarda çalışıp gazinolarda şarkı söylediğini sen anlatıyorsun. Böyle ne yediği belirsiz bir kızı nasıl ve ne yüzle ailemizin içine sokacaksın? Üstelik Nevin'le sözlü gibisin. Nevin gibi bir kız seninle evlenmeye hazırlanırken böyle bir çılgınlığı nasıl yapabilirsin? Şimdi çıkıp o kızla konuşacak ve onu derhal buradan uzaklaştıracaksın. Bir daha da onu hiç görmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Konuşacak bir şey kalmadı. Hadi dışarı çıkıp o kızı göndermek için ne bekliyorsun? Birazdan Nevin gelebilir. Eğer karşılaşırlarsa bu Nevin'i çok üzer. Hadi durma git ve onu geldiği yere gönder. Gel kızım, aşağı inelim. Bitti mi baba? Şimdi de sen benim söyleyeceklerimi dinleyeceksin. Cemile ile evlenmemi istemeyişinin sebebini çok iyi biliyorum. Çünkü o ne zengin ne de büyük bir aileye mensup. Sonra dostların ne demezler? Selim Bey'in oğlu basit bir kızla evlenmiş diye seni ayıplarlar, değil mi? İşte asıl senin işine gelmeyen bu. Ama bu arada ben mutlu olmuşum olmamışım onun bir önemi yok tabii. Yalnız bir noktada yanıldın. Ben Cemile'yi bu kadar saçma bir sebep yüzünden bırakamayacak kadar büyük bir aşkla seviyorum. Eğer o buradan gidecek olursa yalnız gitmez. Ben de beraber giderim. Cemile nerede? Eğer biraz evvel burada olan kızı soruyorsan... ...demin ağlayarak gitti. Hiç ummadığım şeyler oldu. Babamın böyle davranacağını sanmıyordum Cemile. Ama şunu bilmeni istiyorum ki Balıkesir'de olanlar kararımızı değiştirmeyecek. Senden gene evleneceğiz. Ne olur itiraz edip bir de sen üzme beni. Senden ayrılamayacağımı bilirsin. Hemen evlenmemizi istiyorum. Buna ailen hiçbir zaman razı olmaz. Biliyorum onlarla aram açılacak, bana selam bile vermeyecekler ama vız gelir aldırdığım yok. Hemen kendime bir iş bulacağım. Böylece senin de gazinoda çalışmana lüzum kalmaz. Cemile orada çalışmanı istemiyorum. Nasılsa ikimize yetecek kadar para kazanırım. İnan çok mutlu bir hayatımız olacak. Sensiz yaşayabilir miyim ben hiç? Cemile...
Müşteri Cemile'ye alışmıştır bir kere. Bir aydır çalışmıyor. O dükkanı bırakınca işler iyice azaldı. Söyle ona gecede 200 lira veririm. Bu parayı hiçbir yerde alamaz. Vallahi Ercüment'le evlenmeye hazırlanıyorlar. Çalışıcını sanmam. Vallahi fena piyano değil ama 2000 lira veririm. 2000 lira mı? Daha fazla etmesi lazım. Çok iyi piyanodur. İyice muayene etmediniz galiba. Baktım beyim, baktım. Fazla etmez. İşine gelirse vereyim parayı. Hayır, 2000 liraya vermem. Sen bilirsin. Bir dakika. Pekala, verin parayı. Al sevgilim, bu ev sahibinin parası, bu da senin. Nereden buldun bu kadar parayı? Üzümünü ye de bağır. Aa canım, bırak şimdi şakayı, nereden buldun bu parayı diyorum. Banka soydun, var mı bir diyeceğin? Aa Ercüment! Piyano? Piyano nerede? Ercüment, piyanonu mu sattın yoksa? Ercüment cevap versene. Evet ama aldırma, zaten akort tutmuyordu, iyice eskimişti. Yenisini almayı düşünüyordum. Niye astın suratını? Piyanoyu sattığına çok üzüldüm. Durumumuz gittikçe kötü oluyor. Hep böyle ötebere satarak mı yaşayacağız? Üzülme sevgilim. Akşamüstü Mümtaz Bey'e gidip durumu anlatacağım. Çocukluğumdan beri çok sever beni. Herhalde bir iş verecektir. Ha, şu babanın arkadaşı olan fabrikatör değil mi? Hani ona gitmek istemiyordun? Başka çare kalmadı, ne yapalım? Mümtaz Bey biraz meşgul, 5-10 dakika beklemenizi rica etti. Peki. Seni rahatsız ettim ama kızım, çok önemli bir mesele konuşmak için geldim. Buyurun efendim. Buyurun. Ercüment, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk efendim. Otur bakayım şöyle. Teşekkür ederim. Oğlumun istikbalinin mahvolmaması için sana yalvarıyorum kızım. Kurmayı düşündüğünüz müşterek bir hayat size hiçbir zaman saadet getirmeyecektir. Ercüment sizin gibi düşünmüyor ama. Henüz hiçbir şeyin farkında değil de ondan. O parasızlığın ne demek olduğunu bilmez. Yarın tahsilinin yarım kaldığını, sefalet içinde kıvrandığını, aynı sıkıntıları sana da çektirdiğinin farkına varacak ve yaptığı hatayı anlayarak pişman olacak. Ama ne yazık ki o zaman hatasını tamir imkanını bulamayacak. Bizim hayatımız hakkında nasıl böyle yanlış hükümler verebiliyorsunuz? İleride bizi çok mutlu günlerin beklemediğini nereden biliyorsunuz? Sizin sonunuzun olmadığını görmek için kahin olmaya lüzum yok kızım. Şu anda bile nasıl bir sıkıntı içinde olduğunuzu biliyorum. Şunu da bilmeni isterim ki, vereceğiniz bu yanlış karar başkalarının da perişan olmasına sebep olacak. Ercüment'i evlendirmeyi düşündüğünüz Nevin Hanım'ı kastediyorsunuz değil mi? Yalnız Nevin'i değil kızım. Ercüment bizleri terk ettikten sonra bu büyük acıya dayanamayarak ağır hastalanıp yataklara düşen annesini kastediyorum. Bugün sen bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. Ama bir gün anne olur ve bütün hayallerini, ümitlerini bağladığın evladın tarafından terk edilirsen bunun ne büyük acı olduğunu o zaman anlarsın. Peki ya ben? Benim kaybolan ümitlerimin, yıkılacak dünyamın hiç mi önemi yok? Istırabını çok iyi anlıyorum yavrum. Hislerine hürmet etmiyor değilim. Ama gerçek olan şu ki, şimdi kuvvetli olabilirseniz İkiniz de ileride daha çok acı çekmekten kurtulursunuz. Kurmaya kalktığınız hayatın sonu olmayacak. Çünkü ikiniz de başka dünyaların insanısınız. Ercüment ancak bizim aramızda mesut olabilir. Eğer onu sahiden seviyor, istikbalini düşünüyorsan bırakman lazım. Bunu senden sadece acı çeken bir baba olarak değil, şu anda hasta yatağında oğlunu sayıklayan zavallı bir anne adına da istiyorum.
kararında ısrar edersen bu insanları bedbaht edeceksin. İnan ki benim yaşımda bir insan için yalvarmak kolay olmuyor. Fakat... Yeter! Yeter, ne olur devam etmeyin! İstediğiniz olacak. Madem Ercüment'in istikbali... ...mutluluğu için kendimi feda etmem gerekiyor. Ederim o halde. Gösterdiğin büyüklüğe teşekkür ederim kızım. Burada sana acı çektirdiğim için üzgünüm. Fakat kalbim minnet dolu olarak gideceğim. Yaptığın fedakarlığın hiçbir şeyle ödenemeyeceğini biliyorum. Ama gene de biraz para yardımında bulunmak isterim. Hayatını yeniden bir düzene koyuncaya kadar destek olur. Hayır. Ben saadetimi size satmıyorum. Onu Ercüment'e feda ediyorum. Bu teklifi hiç yapmamış olmanızı tercih ederdim. Söyleyecekleriniz bittiyse artık gidebilirsiniz. Sonu olmadığını anlıyorum. Benim için tek çıkar yol gene gazinoya, eski hayatıma dönmek. Sen de bir an evvel ailene ve nişanlına dönersen iyi edersin. Artık beni aramamanı bilhassa rica ederim. Bu aramızda hiçbir şeyin değiştirmeyeceği gibi ikimiz için de üzücü olabilir. Çalışmanı istemiyorum. Hayır! Hayır Ercüment! Rica ederim, kolumu bırak! Bırakmam, benden geleceksin, gideceğiz buradan! Ercüment! Laf dinlemem, gideceğiz dedim! Bırak! Sana gideceğiz buradan diyorum! Ne oluyor kardeşim? Bıraksana kızın kolunu ya! Sizi alakadar etmez beyler! Bu ikimizin arasında bir mesele, siz karışmayın! Biz onu aramızda hallederiz! Halledecek bir şey yok Ercüment! Mektupta aramızda bir şey kalmadığını yazmıştım! Bunları yalnız konuşalım, yürü gidelim buradan diyorum! Bırak kolumu! Bir yere gidecek değilim! Cemile! Cemile, gidelim buradan, gidelim! Ercüment! Cemile, gel, gel! Ne duruyorsunuz, çalsanıza! Şarkımıza devam edip bu tatsız hadiseyi unutmaya çalışalım! Herhalde bir daha buralarda gözükmezsin! Gonca
Müjde canım sabaha kadar eğlenmek istiyor. Bir yere gidip biraz içki içelim. Hay hay, nasıl istersen, gidelim. Yoksa yapsın. Bu serseriden kurtuldun artık. Hadi gel seni evine kadar bırakayım. Artık lüzum kalmadı. Eve dayımla gidebilirim. Yavrucuğum, bütün gece ağladın. Kendini harap etmekle eline bir şey geçmez ki. Haklısın dayı. Madem ki her şeye rağmen yaşamaya devam edeceğim, kuvvetli olmam lazım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? İstanbul'da kalmam artık. Ona bir daha rastlarsam reddetmek için bu kadar kuvvetli olamam. Uzun bir Anadolu turnesine çıkmayı düşünüyorum. Ama kasaba kasaba dolaşmak kolay değildir. Nasıl dayanırsın? Biliyorum. Çok güç olacak ama çalışmaya mecburum. Tabii sen benimle gelmek zorunda değilsin. İstersen İstanbul'da kalabilirsin. O ne biçim laf kızım öyle? Bundan sonra hayatımın tek gayesi yakında dünyaya gelecek çocuğum olacak. Nasıl? Çocuğun mu? Evet. Ercüment'le ikimizin çocuğu. Onun bundan haberi yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Cemile'yi kaybettikten sonra hayatımın hiçbir manası kalmamıştı. Beni istemeyen, belki de tamamen unutmuş olan bir kadını aramayı gururuma yediremiyordum. Ama sonunda dayanamadım, aradım. Yoktu. Gazinoyu bırakmış, oturduğu evi terk etmişti. Daha sonra bizimkilerin ısrarı ile çiftliğe döndüm. Sıhhati iyice bozulmuş olan annemin düzelmeye başlaması, beni yanında gören babamın sevinci, bana kavuşan Nevin'in gözlerindeki mutluluk pırıltıları. Tatil biter bitmez, hemen İstanbul'a mektebe döndüm. Fakat Cemile'nin yüzü bir türlü gözlerimin önünden gitmiyordu. Bütün ders yılı böyle geçti. Sene sonunda tekrar çiftliğe döndüğüm zaman Nevin'le nişanlandım. Artık mücadeleden vazgeçmiştim. Ben mutlu olamamıştım. Hiç olmazsa bir başkasını, beni bütün kalbiyle seven Nevin'i mutlu etmeliydim. Talebelik yıllarında çok mutlu günler geçirdiğim dairemi bırakmamıştım. Vaktiyle yok bahasına bir eskiciye sattığım piyanomu geri almış, Cemile'nin resmini tekrar yapmış, her şeyi eski günlerde olduğu gibi muhafaza etmeye çalışmıştım. Ama Cemile'nin hayatımda bıraktığı boşluk o kadar büyüktü ki, hiçbir şey, hatta çocukluğumdan beri hayal ettiğim konservatuar diploması bile beni sevindirmemişti. İşte bütün gayretime rağmen onu bir türlü unutamadan geçirdiğim bomboş yıllar. Artık kendimi tamamıyla hayatın akışına koyuvermiştim. Nevin'le birkaç güne kadar evleniyoruz. Kolay gelsin. Daha uzun sürecek mi? Aa, sen çık bakayım dışarı. Damatlar evlenmeden evvel karılarını gelinlikleriyle göremezler. Peki anneciğim, peki sen kızma. Bakmıyorum işte. Nevin'le alışveriş için Balıkesir'e inecektik de işi bitti mi diye bakmaya geldim. Bitti sevgilim, şimdi geliyorum.
Biraz gelsene. Buyur abicim. Hadi Balıkesir'de bir tur at da biraz reklamımızı yapalım. Olur abicim, hemen şimdi. Anneciğim, minibüs reklam için Balıkesir'de dolaşacak. Ne olur ben de gideyim mi ha? Müsaade eder misin? Hem Balıkesir'i de görmüş olurum. Pekala git ama şoför Niyazi abinin yanından ayrılmak yok. Minibüsten hiç çıkmayacaksın. Tabii anneciğim, hiç çıkar mıyım? Hadi bakalım. Sevindi kerata. Ne zamana kadar onu da böyle yanında dolaştıracaksın? Yarın öbür gün mektebe başlayacak. Merak etme dayı. Her şeyi düşündüm. Birikmiş 3-5 kuruşum var. Hayattaki tek gayem oğlumu iyi bir şekilde yetiştirmek. Mektebe başlayacağı zaman ben de bir yere yerleşirim. Ona her soruşunda babasının çok uzaklarda olduğunu söylüyorsun. Ercüment'ten kaçmakla kendi hayatını mahvettin. Ama bu çocuğu babasız büyütmeye ne hakkın var? Dayı, rica ederim gene bu bahsi açmayalım. Pekala, pekala, sustum. Hazır buradan geçerken Nalanların da davetiyesini bırakıverelim. Hay hay. Sen de gelsene. Sıkılırım ben, seni burada beklerim. Peki, şimdi gelirim. Bütün Türkiye çapında şöhreti olan Sunar Tiyatro ve Konser Heyeti, Sayın Balıkesirlileri bu akşam vereceği konsere davet eder. Büyük ses sanatkarı Yıldız Ateş'in de iştirakiyle muazzam bir konser. Ayrıca 3 perdelik komedi. Bu fırsatı kaçırmayınız. Buyurun. Amca, sen de al. Hepsi burada yazıyor, al! Al amca, al! Çekinme, bedava! Parayla değil! Bu akşam muazzam büyük konser, tiyatro, her yer 5 lira! Amca, o resmine baktığın kadın var ya, o kim biliyor musun? Benim annem, annem! Annem! Annem ya! Çok teşekkür ederim, zahmet oldu. Rica ederim. Güzel sesi var ki, zaten tiyatronun baş artistidir. Bu akşam gel dinle bak, bayılacaksın. Ya, demek annen ha? Hı, tabii ya, akşama gel ha. Bak çok beğeneceksin. Bekliyorum, unutma, muhakkak gel. Büyük ses sanatkarı Yıldız Ateş'in de iştirakiyle muazzam bir konser. Ayrıca 3 perdelik komedi. Bu fırsatı kaçırmayınız. Heyetimizin medarı iftarı, büyük ses sanatkarı Yıldız Ateş'i takdim ediyoruz. Şarkıyı. Ne oldu abla, sesin mi kısıldı? Yoksa şarkıyı mı unuttun?
bütün çiçekler açmak için, kuşlar böcekler ötmek için, kelebekler uçmak için seni bekler. Gel, gel. Rahatsız etmiyorum ya. Ziyaret için saat biraz geç ama eski bir dostu kabul edersiniz diye düşündüm de. Tabii çok iyi etmişsin. Buyurun. Sana burada rastlamak benim için sürpriz oldu. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Herhalde bu karşılaşma seni de sevindirmiştir. Tabii. Beni de sevindirdi. Ne de olsa eski arkadaşız. Anadolu turnesi yapıyoruz da, kocam askerde olduğu için bir müddet çalışmak zorundayım. Ya, evlendin demek. Evet, hem 5 sene oldu. Ankara'da tanıştığım bir gençle evlendim. Bir kadının yalnız yaşaması kolay olmuyor. Anlıyorum. Anneciğim! Anneciğim, otomobilimi kurar mısın? Bak Ercüment, seni oğlumla tanıştırayım. Biz tanışıyoruz zaten. Sizi hatırladım. Bu gece annemi dinlemeye geldiniz mi? Tabii, gelmez olur muyum hiç? Ne güzel sesi var değil mi? Hı hı. Nasıl, beğendiniz mi? Oo, tabii, çok beğendim hem de ya. Madem sözümü dinleyip geldiniz, annemi de beğendiniz, sizi bir kere öpebilirim o halde. Aslan, aslan seni! Hadi bakalım delikanlı, senin uyku vaktin geldi artık. Doğru yata! Amca biliyor musun, benim annemin asıl adı Yıldız Ateş değil, Cemile. Biliyorum yavrum, ben anneni çok eskiden tanırım. Hadi, sen yatağa bakalım, koş! Çok sevimli bir yavrum var, Allah bağışlasın. Eksik olma. Sen ne alemdesin, artık Balıkesir'e mi yerleştin? İşte, bazen Balıkesir'de, bazen İstanbul'da kalıyorum. Biliyor musun, ben İstanbul'daki o dairemi bırakmadım. Öyle mi? Neden? Bilmem. Nedense bir türlü bırakamadım. Orada benim için çok tatlı hatıralar var. Senin de evlendiğini zannediyordum. Henüz değil, ama birkaç güne kadar evleniyorum. Çok şanslı bir kızmış ki, senin gibi iyi bir insana rastlamış. İnşallah çok mesut olursunuz. İnşallah. Sen de herhalde istirahat etmek istersin. Ben artık kaçayım.
Sen bilirsin. Nasıl istersen. İyi geceler. İnsandır. Ben anneni tanıyorum dedi. Seni nereden tanıyor anneciğim? Ne oldu anneciğim? Neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum yavrum. Hadi sen uyu bakalım artık. Can da Ercüment'i çok sevdi. Tabii, kan çekiyor kızım. Hele birbirlerine sarılıp öpüştüklerini görünce hıçkıra hıçkıra ağlamamak için kendimi zor tuttum. Peki ona bu senin çocuğun diyemedin mi? Kızım çok büyük bir hata yapıyorsun. Kendini düşünmesen bile çocuğu düşünmen lazım. Baba oğlu birbirinden ayırmaya hakkın yok. Yeter dayı, affedersiniz. Beni hatırladınız mı? Tabii. Buyurun. Sizinle çok önemli bir şey konuşmaya geldim. Ben de zaten çıkıyordum. Buyurun, sizi dinliyorum. Söyleyeceklerim üçümüzün de hayatıyla ilgili. Üçümüzün hayatıyla mı? İnanın ki ben Balıkesir'de sadece bir tesadüfle bulunuyorum. Buraya hiçbir zaman sizin mutluluğunuzu gölgelemek için gelmedim. Yakında gidiyoruz. Merak etmeyin. Bir daha Ercüment'i hiç görmeyeceğim. Benim tek gayem babası askerde olan çocuğumu yetiştirmekten ibaret. Rica ederim, bırakın artık bu oyunu. Onun Ercüment'in çocuğu olduğunu biliyorum. Yok. Hayır. Hayır, inanın ki değil. Biraz evvel konuştuklarınızı işittim. Odadan çıkan bir baba oğlu ayırmakla iyi yapmadığınızı söylüyordu. Hayır, hayır öyle demiyordu. Yanlış anladınız. Zaten dayımın lafına ne bakıyorsunuz? O hep böyle saçmalar. Onu demek istemedi. Başka bir şey anlatıyordu. Can Ercüment'in çocuğu değil. Yemin ederim ki değil. Değil, değil diyorum. Daha fazla acı çekmenize lüzum yok. Onun Ercüment'in çocuğu olduğunu biliyorum. İnkardan vazgeçin artık. Madem ki hakikati anladınız, inkar etmeyeceğim. Ama yalvarırım size bundan Ercüment'e bahsetmeyin. Onun gerçeği öğrenmesi sizin saadetinizi de gölgeler. Anlatmayacaksınız değil mi? Söz veriyor musunuz bana? Hiçbir şey söylemeyeceksiniz değil mi? İşte artık her şeyi biliyorsun. Bunları sana söylememem için bana çok yalvardı ama gene de anlatmam lazım. Neden? Neden bir çocuğumuz olduğunu benden gizledi? Bunun cevabını sana ancak Cemile verebilir. Hadi git artık. Ona daha fazla acı çektirme. Devin, çok iyi bir insansın. Gösterdiğin anlayış ve yaptığın fedakarlık karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. İnşallah günün birinde beni affedebilirsin. Sana kızgın değilim ki affedeyim Ercüment. Cemile'ninki gibi bir aşka ancak hürmet edilir. Ben de bir kadınım Ercüment. Çok iyi biliyorum ki başka bir kadının felaketi üzerine kuracağım hayat beni hiçbir zaman mutlu etmez. Seni daima bir arkadaş, bir abi gibi seveceğim. Cemile ile çok mutlu olmanızı dilerim. Hadi git. Git artık. Onu daha fazla bekletme. Thank you.
Cemile! Onu arama artık. Yok burada, gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum. Beni dinle Tahsin abi, bu işin şakası yok. Hayat memat meselesi bu. Onu mutlaka bulmam lazım, anladın mı? Neden? Neden bulmak istiyorsun onu? Daha fazla acı çektirmek için mi? Hayır. Kendimi ona affettirmek, çocuğuma kavuşmak istiyorum. Ne olursun söyle, nereye gitti? Sabah erkenden çocuğu da alarak oteli terk etmiş. Nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Allah'ım, ne yapmalı? Onu mutlaka bulmam lazım, onsuz yaşayamam ben! Neden, neden daima benden kaçıyor? Vaktiyle birdenbire beni terk edişinin sebebini de anlayamamıştım. Onu deli gibi sevdiğimi, onsuz yaşayamayacağımı nasıl anlamaz? Ama baban seninle aynı fikirde değil. Baban mı? Evet. Onun senden ayrılması için ailenize layık olmadığını söyleyecek kadar ileri gitti. Nasıl? Babam mı yaptı bunu? Ne zannettin ya? Zavallı Cemile! Seni mesut edebilmek için kendisini feda etti. Ya... Bunu bilmiyordum. Yemin ederim ki bilmiyordum. Seni anlıyorum oğlum. Ama meseleyi fazla izah ediyorsun. Ne izah etmesi baba? Cemile benim mutlu olabilmem için benden dünyaya gelen bir çocuğun varlığını gizleyip bütün mesuliyetini yüklenecek kadar büyük bir fedakarlık yaptı. Neler söylüyorsun Ercüment? Bir çocuğunuz olduğunu bilmiyordum. İşte öğrendin artık. Burada kalmama imkan yok. İstanbul'a gidip kendime yeni bir hayat kurmaya çalışacağım. Ercüment, oğlum! Böylece belki biraz teselli bulurum. Allah'a ısmarladık baba! Cemile'm!
sizi böyle saadet içinde görünce Cemile'yi bulup buraya getirmekle ne kadar iyi bir iş yaptığımı anlıyorum. Evet, çok iyi yaptın Tahsin abi. Bu saadetimi sana borçluyum. Yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağım. Hadi, şimdi edebiyatı bırakalım da işimize bakalım. Yavrum,